Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz, günlük hayatımızda yaşıyoruz. Haberleri dinlerken hissediyoruz. Bunu devlet adamları, politikacılar söylüyor, gazeteciler yazıyor, uzmanlar ekranlarda ifade ediyor. Fakat geçen hafta çok önemli bir isim, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en tehlikeli günlerinden geçiyor diye bir vurgu yaptı. Bu isim 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül'ü hepimiz tanıyoruz. Siyasi propaganda olsun diye, siyasi ajitasyon olsun diye böyle laflar etmez. Dış politikadaki, diplomasideki tecrübesini, maharetini de biliyoruz. Ağırbaşlılığını da biliyoruz. O da böyle dediyse, Türkiye hakikaten çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor demektir. Zaten belli, Suriye'deki her hadise en çok zararı Türkiye'ye veriyor. Sadece göçmen bakımından demiyorum, Güneydoğu'nun rojavalaştırılmak istendiğini, yani PYD'nin bir tür hakimiyeti altına alınmak istendiğini, bu yüzden de 6 aydan beri operasyonlar yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Bunun dışında Suriye'deki olaylarda Türkiye adeta dışlanmış vaziyette. Rusya geldi, oturdu. Amerika ile Rusya götürüyorlar ve Amerika Türkiye'nin endişelerini, kaygılarını pek de dikkate almıyor. Ekonomisi zaten meydanda. İşte bütün bunları konuşacağız. Konuklarımız Sayın Profesör Mensur Akgün. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Yeni gazeteniz hayırlı olsun değil mi? Yani yarın son yazımı yazacağım. Pazar yayınlanacak. Star'daydınız. Bundan sonra sizi yeni çıkacak Karar gazetesinde okuyacağız. Gazeteye de size de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer konuğumuz Profesör Mithat. Mithat değil. Mithat, evet. Mithat, babanız öyle yazdı. Doğrudur. Bazen ne oluyor biliyor musunuz Sayın Mithat Çelik falan? Doğru telaffuz edildiği halde işte o harf devriminin yeni yapıldığı sıralarda nasıl konuşuluyorsa öyle yazılmış ve bir takım isimler öyle kalmış. Siz Rusya uzmanısınız. Bu konuda araştırmalarınız var. Suriye meselesi dolayısıyla Rusya birdenbire Türkiye'de adeta gündemin birinci sırasına oturdu. Açıkça Rusya söylüyor ki, diyor ki Şam'da rejimi biz ayakta tutuyoruz. Öyleyse bize bağımlı olmak zorunda diye bunu da ifade ediyorlar. Artık güneyimizdeki komşumuz sadece Esad değil, sadece terör değil, sadece IŞİD değil. Bir de geldi Rusya oturdu değil mi? Sadece ABD değil. Sadece ABD değil. Zaten ABD eskiden beri var. İşte bütün bunları konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir reklam arası. Ondan sonra hep beraber devam edeceğiz. Değerli izleyenler, evet, programımıza devam ediyoruz. Konuklarımız Sayın Mensur Akgün, Sayın Mithat Çelikpala. Konumuz Türkiye Cumhuriyet tarihinin en tehlikeli dönemlerinden, en zor dönemlerinden geçiyor, en zor günlerinden geçiyor konusu. Bu zorluklar nedir? Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlar nelerdir? Türkiye nasıl bir dış politika takip etmeli? Dış politikada Türkiye'nin Suriye politikasını destekleyen niye kimse yok? Bütün bunların Türkiye'ye getirdiği yük nedir? Öyleyse bu durumda Türkiye nasıl bir dış politika izlemeli? Dış politikasında ne tür revizyonlar, düzeltmeler yapmalıdır? Bunları konuşacağız. Önce konuklarımızın müsaadesiyle Sayın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne demiş? Bir izleyelim. Ondan sonra konuklarımıza bu ne demek diye soracağım. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önceki hafta Cuma namazı çıkışında Ankara saldırısı ve Diyarbakır'daki şehitler için başsağlığı diledi. Gül, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor dönemde birlik, beraberlik, dayanışma mesajı verdi. Şu bir açık ki bunu görmemiz gerekir. Yakın tarihimizin, hatta Cumhuriyet tarihinin en zor günlerini geçiyoruz. Birçok tehditler içeride, dışarıda. Böyle bir dönemde Türkiye içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma bu çok önemli. Bu dayanışmayı siyasi görüşleri ne olursa olsun herkesin bir araya gelmesi için de siyasi iç barışın önce sağlanması bu çok önemli. Sayın Mensur Akgün size soralım. Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden geçiyoruz. Yani aslında ve iç ve dış çok tehditleri var diyor. Doğru.
Yani aslında zor günlerden geçiyoruz ama galiba en zor günlerden geçmiyoruz. Yani Türkiye daha zor günler de yaşadı. İkinci Dünya Savaşı sırasını düşünecek olursak eğer o dönem için. O artık Dünya Savaşı. Çok şeydi. Yani Dünya Savaşı olmayan dönemde zor böyle zoru var mı? Savaşın sonunda da aynı şekilde zorluklar yaşadık. Yani 1946'da Missouri zırhlısı gelene kadar geçen dönem içerisinde birkaç ay bayağı bir ciddi. Peki 50'den beri böylesi var mı? 50'den bu yana çok bu kadar büyük zorluğu yaşadığını söylememiz mümkün değil. Ama Amerika ile eğer zıtlıklar anlamında düşünecek olursak 1964-74 dönemi hatta ambargo falan o dönemleri de işin içerisine katabiliriz. Orada da yani sıkıntılı dönemler yaşadık ama bu dönem gerçekten önemli. Çok sıkıntılı. Siz zaten açılışı yaparken de söylediniz o sıkıntının temel nedenlerini. Sanıyorum program boyunca da onları bir ölçüde konuşacağız. Fakat bana öyle geliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizmeye çalıştığı nokta başka bir şey. Ne? Yani sıkıntı önemli ama asıl orada söylediği böyle bir dönemde Türkiye içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma önemli diyor. Siyasi yani, barış önemli. İhsas ettiği nokta siyasi barış meselesi. Sanıyorum bu gerilimlerin azaltılması yani siyasetin içerisinde seçimler yüzünden ve belki de bundan sonra 330 milletvekilinin AK Parti iktidarını elde etmek için yapmayı düşündüğü erken genel seçim yüzünden var olan siyasi gerilimin düşünmesi gerektiğini bence ihsas ediyor. Bu konuda olumlu sinyaller var. Bana kalırsa mesela Can Dündar'la Erdem Gün'ün serbest bırakılması, Anayasa Mahkemesi kararıyla da olsa serbest bırakılması önemli bir şey, önemli bir gelişme. Onu Anayasa Mahkemesi'ni hepimiz tebrik ediyoruz. Hı-hı. Evrensel hukukun gereği neyse Anayasa Mahkemesi bağımsız bir mahkeme olarak onu yaptı. Evet, yani hani bunun pek siyasetle bağlantısı yok ama siyasi tansiyonun düşürülmesi anlamında bence Anayasa Mahkemesi de kendi üzerine düşen katkı da bunun da. Bir de şunu da söyleyeyim, sanıyorum Mithat Bey'e vereceksiniz sözü ama ondan önce İbrahim Kalın'ın bugün yaptığı açıklamalar içinde de önemli bir nokta vardı. O da bundan sonra seçim olmayacağı, olacaksa eğer bir veya iki referandumun yapılacağı başkanlık sistemi ve anayasa konusunda vardı. Bu da bence önemli bir nokta çünkü bu da bize bundan sonra seçimler yüzünden Türkiye'de tansiyonun daha fazla yükselmeyeceğini, en azından Cumhurbaşkanı Gül'ün özlemini çektiği o birlik ve beraberlik dayanışma ruhunun yeniden canlanabilme potansiyelinin var olabileceğini gösteriyor. Peki dış politika içeride durum böyle. Ben de bugün Sayın İbrahim Kalın'ı dinlediğimde seçim yokmuş. Yani 4 yıldan önce bir seçim yokmuş diye sevindim. Çünkü seçimde kutuplaştırma oy getiren bir faktör Türkiye'de maalesef. Artık Batı'da da başladı bu kutuplaştırma. Bunun örneğini Amerika'da da görüyoruz. Ona sevindim. İyi. O yüzden kutuplaşma artmayacak diye. Dış politikada da sıkıntılarımız var ama. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok ciddi, evet. Yani birçok ülkeyle sıkıntımız var ama bunların en temel kaynağı, en önemlisi tabii ki Amerika ve Rusya ile aynı anda sıkıntılı bir ilişki götürüyoruz. Bunun da temelinde Suriye meselesi yatıyor. Yine umutlu bir şekilde programa başlayalım diye söylüyorum. En azından bu akşam saat 12 itibariyle bir ateşkesin gerçekleşmesi söz konusu. 97 tane örgüt PYD de artı ve rejim bu ateşkeşe uyacaklarını açıkladı. Ateşkesi yapan tarafların da uyabilecekleri ihtimalinin ben güçlü olduğunu değerlendirmek istiyorum ama yani rezervasyonlarım tabii ki var bu konuda. Rusya ve Amerika çünkü bu taraflar yani her ikisi de birbirlerinin eğer bu ateşkesi sağlamazlarsa, Cenevre sürecini canlandırmazlarsa, Viyana'da varılan mutabakatı eğer hayata geçirmezlerse bu sorunun büyüyeceğini, sadece Türkiye'yi değil bütün bölgeyi kapsayacağını ve belki de kendi kendilerine yani birbirlerini karşı karşıya getireceğini fark ediyorlar. Dolayısıyla bu 12'de başlaması öngörülen ateşkes umut vaat ediyor diye başlayalım isterseniz konuşmamıza. Zaten bu ateşkes olur mu olmaz mı onu konuşacağız. Ayrıca Amerika'da NATO Avrupa Kuvvetleri komutanı gerekirse Rusya'yla savaşırız dedi. Rusya 3. Dünya Savaşı lafını telaffuz etti. Evet. Onlar da bir tırmandırma içindeler. Aman düşürelim diyecekler diye ben de temenni ediyorum ama Sayın Başbakan'ın ateşkes bizi bağlamaz dediğini de biraz sonra göreceğiz. Oraya şimdi girmiyoruz yeri geldiğinde. Sayın Mithat Çelikbala siz ne diyorsunuz? Cumhuriyet tarihinin, tabii 2. Dünya Savaşı şartları, o bir parantez, onu bir kenara kaldırıyoruz. En zor günlerinden geçiyoruz. Dış politikada hem Amerika ile hem Rusya ile çatışıyoruz. Bir yanlığımız yok. Özellikle de sizin uzman olduğunuz Rusya'nın yeni emperyalist politikasının gelip Suriye'de karşımıza oturması.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesini ben de bu anlamda çok anlamlı buluyorum ve önemli buluyorum aslında. Büyük bir dikkatle hem Türkiye'yi yönetenleri hem yakın çevremizdeki meseleleri daha bir soğukkanlılıkla ele alınması gerektiğini herkese hatırlatma mesajı aslında. Bu bir akil adam mesajı. Türkiye'nin en büyük sorunu bir kriz yoğunluğu ve kriz yorgunluğu yaşıyor olması. Bu kriz yorgunluğundan kastım sadece dış politika değil, iç politikada da. Çünkü biraz sonra yine konuşacağız büyük bir ihtimalle ama Türkiye'nin yakın çevresinde, hemen yakın çevresinde kastettiğim sınırların hemen bir adım ötesindeki krizlerin tamamının Türkiye'nin iç siyasetine de dokunmaya başlaması ve bunların vakayı adliyeye, gündelik tartışma konularına dönüşmüş olması. Yani bütün toplantılar, bütün tartışma konuları ben takip etmeye çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Bakanların da, Başbakan'ın da örneğin banka açılışıyla ilgili ya da hastanelerle ilgili konuşmasının üçte biri Suriye, kriz, dış politika gündemleri haline gelmeye başladı. Bu toplumun tamamını sizin geçtiğimiz programda da sıklıkla vurguladığınız kutuplaştırma ya da kutuplaşma sürecini iteklemeye, desteklemeye, daha da alevlendirmeye başladı. Bu kadar çok yoğun krizlerle boğuşan ve krizlerden yorgun biçimde çıkacağı aşikar olan Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi ki Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle Mansur Hoca da bahsetti, vurgulamasının sebebi burada bir yönetim sorunu, yönetişim sorunu da görüyor olması. Çünkü Türkiye, ne demek o? Şunu kastediyorum. Onu biraz açın. Türkiye bu kadar çok krizle karşı karşıyayken içeride ve dışarıda bu krizlerin giderilmesi ya da krizlerin yatıştırılması konusunda herhangi bir olumlu adım atılamıyor. Süreç gittikçe uzuyor ve krizler birbirlerini tetikleyen, birbirlerine eklemlenen ve birbirlerini besleyen farklı krizler haline gelmeye başlıyor. Bunu yönetebilecek herhangi bir devlet yapılanması, herhangi bir siyasi otorite yok. Buna bir de biraz evvel bahsettiğimiz kutuplaşma ile birlikte toplumun kanatlarının tamamının belli konularda bile, temel konularda bile farklı düşünmeye başlaması. Örneğin terörle ilgili bir bildiri çıkartamamanız, mecliste bunları konuşamaz hale gelmeniz, toplumdaki farklı grupların, siyasi partilerin davranış kanıtlarını tamamen benimsemesi. İşte siz sıklıkla yazılarınızda da yazıyorsunuz. Dünyada siyasal partiler farklılaşan çıkarları uzlaştıran, yatıştıran, törpüleyen yapılanmalardır. Bizde tam tersine siyasal partiler krizleri tetikleyen, keskinleştiren örgütler, yapılanmalar haline gelmeye başladı. Aradan geçen sürece baktığımızda bu daha da sertleştirdi. Böyle bakınca krizlerden yorgun çıkan bir ülke ve bu yorgunluğu atamayacağı gözüken, bunları yönetemeyeceği gibi işaretler veren, içeride gittikçe kutuplaşan ve beraberinde biraz evvel değindiğimiz müttefiklerimiz dahil olmak üzere yakın dostlarımız, stratejik ortaklarımızın tırnak içerisinde tamamıyla sorunlar yaşamamız ve çıkarlarını anlatamamamızın yarattığı çaresizlik büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'nı, toplumun tüm kanatlarını bu konuyu işte şapkamızı kenara koyup bir kere daha düşünme konusunda Sayın uyarma. Abdullah Gül'den bahsediyorum. Tabii Sayın Abdullah Gül'ü bahsediyorum. Onun konuşması, üzerinden gidiyoruz. Buna götürüyor. Şimdi böyle bakınca tabii dış politikayla bunu bağladığımızda sanki Türkiye'nin yeniden bir stratejik derinlik tartışmasını çok yapıyorduk. Bir stratejik sessizliğe bir süreliğine bürünmesi daha doğru olmaz mı? Ve bu çerçevede yoğun diplomasiye dönemez miyiz? Evet. Geçtiğimiz programda da tartıştık. İşte yoğun diplomasiye dönemez miyiz? Acaba bu işi aklı selim ya da birbirini tanıyan uzmanlara, diplomatlara, siyasetçilerin farklı gruplarına bıraksak da birazcık sessizleşerekten bu süreçten çıksak nasıl olur? İşte siyasi seçimler, siyasal seçimler, ne diyelim bölgesel seçimler, bunların hepsini bir kenara koysak daha o doğru olmaz mı diye benim aklımdan ilk geçen bu oldu Mansur Hoca. Yani soğukkanlılık ve soğukkanlı düşünmeye ihtiyacımız olan. En sıkıntılı dönemindeyiz. Evet. Madem bu kadar büyük krizlerle uğraşıyoruz nasıl çıkacağız buradan? Evet. Sayın Akgün, Suriye dediğimizde orada bir Kürt meselesi var. Evet. O konuyu konuşurken hiç ağzımız almasak bile aslında Diyarbakır'ı konuşmuş oluyoruz. Kobani dediğiniz zaman Diyarbakır'ı konuşmuş oluyorsunuz. Van'ı konuşmuş oluyorsunuz. Türkmenler dediğiniz zaman ne bileyim Konya'yı konuşmuş oluyorsunuz. İşte Arap Alevileri, Nusayrileri dediğiniz zaman Hatay'ı konuşmuş oluyorsunuz. IŞİD canavarından bahsettiğinizde içinizde uyuyan hücrelerin olduğunu devlet adamlarımız söylüyorlar. Suriye'de ne varsa bizde de var. Nasıl altından kalkacağız bunu? Suriye sorununun çözümüne destek vererek, yani başka bir alternatifi yok. Yani sadece Suriye'de değil aslına bakarsanız Irak'ta çözüm. Evet. Yani bir başka sorun olarak karşımızda duruyor. Yani Suriye sorununun çözümüne eğer gerçekten destekleyecek olursak tabii bu destek yani PYD üstünden okuyarak Suriye sorununun çözümüne katkıda bulunamayız. Biz artık PYD'yi evet PKK'nın bir parçası ama PYD'yi cezalandırma hareketlerinin ötesinde bir politika geliştirerek böyle belki de biraz daha sessiz olarak, belki biraz daha
diplomasiye ağırlık vererek bu sorunların çözülmesine katkıda bulunabiliriz gibi geliyor bana. Bir de elimizin altında hazır bir paket var. Yani bu eğer 15 günlük ateşkes süresi başarıya ulaşacak olursa Viyana'da Türkiye'nin de mutabakatıyla hazırlanmış olan bir geçiş süreci olacak. 6 ay içerisinde müzakereler olacak. Arkasından 18 ay içerisinde bir geçiş süreci olacak. Ve çok çok büyük bir olasılıkla şu anda Türkiye'nin korktuğu pek çok şey, bunlardan bir tanesi Esad. Zaten yani 18 aylık sürenin sonucu ya diyelim ki 2 senelik sürenin sonucunda Esad diye birisi kalmayacak. Bu kesin mi? Değil ama eğer çözüm olacak olursa, yani eğer o insanlar bir araya gelecekler ve işte karşı bir savaş verecekler ve bu verdikleri savaşın neticesinde de tıpkı Almanya'nın 1800'lerde olduğu gibi birleşmesi gerçekleşecekse Suriye'nin de, o zaman yani bu kadar büyük cürümler işlemiş olan bir insanın iş başında kalmasının hiç kimse tarafından kabul edilebilir tarafı olmayacak. Bir ikincisi, Esad niye şu anda ehvenişer olarak tutuluyor? Yani Rusya Esad'ın orada bulunmasından çok mu memnun? Yahut Amerika, yahut da bir başkası. Amerika zaten çünkü gitsin devlet diyor. Mekanizmasının çökmesini önlemek, Irak'ta yapılmış olan, alınmış hata. Olan riskin, yapılmış olan hataların, hatta aynı şey yakın geçmişte Libya açısından da geçerli. Burada da yapılmamasını önlemek amacıyla Esad ön planda tutuluyor. Yani el üstünde tutuluyor ve kalması sağlanıyor. Eğer bir çözüm süreci olacak olursa, bunda başarılı olacak olursak Esad bence ikinci bir faktör haline dönüşecek ve doğal olarak siyasi ömrünü orada tamamlayacak. İkinci mesele PYD meselesi. Yani PYD sorunu aslında bizim değil Arapların sorunu olacak çözüm gerçekleşirse. Hatta belki Rusya'nın sorunu olacak. Amerika'nın sorunu olacak. Biz şimdi daha önce yaptığımız hataların tekrarını yapıyoruz. Hatırlarsanız bu 2003'ten sonraki o müdahaleden sonra oradaki daha bile öncesinde, hatta yani 90'lardan sonra bile, 2 Ağustos'tan sonra 1991'den sonra işte çekiç güç harekatıyla birlikte Kuzey Irak'ta fiili bir Kürt yönetimi oluştu. Biz Kürt yönetimini kırmızı çizgilerimizle değerlendirmeye başladık ama sonra makul bir noktaya geldik. Onlarla müzakere ettik. PKK'nın orada çevrelenmesini sağlayacak bir strateji benimsemelerini sağladık. Ve Kürtlerle, Kuzey Irak'taki Kürtlerle Kürt realitesini tanıyarak, hatta oraya başlayarak. Şu anda Barzani ve Türkiye PKK'ya karşı birlikte hareket ediyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. Pek çok alanda savaşmasalar bile birlikte hareket ediyorlar. Yani aynı şeylerin Kuzey Suriye'de de olmayacağının hiçbir garantisi yok. Kaldı ki bugün biliyorsunuz Amerika'da başta olmak üzere ve Irak yönetimi Türkiye ile Kuzey Irak arasında gelişmiş olan ilişkiden rahatsızlık duyduğunu belli ediyor. Yani bunları biz eğer Arapların sorunu haline getirebilirsek, bu sorunu Kuzey Suriye'deki Kürt sorunu... Yani Suriye'nin birliğini bizden çok Araplar mı dert ediyor? Evet, yani onlar biz niye o kadar fazla dert ediniyoruz? Şu anda anlaşılabilir nedenlerden dolayı. Ama pazarlığımızı doğru yapacak olursak ve Suriye'nin geleceğinin bize bir takım şu anda öngöremediğimiz istikrarlar getireceğini, faydalar getireceğini görürsek sanıyorum çok daha kolay hareket edeceğiz. Şimdi böyle sizin gibi her zaman hakikaten insanın içini ferahlatan, pozitif enerji veren yorumlarınıza karşı benim gibi evhamlı yahut vehimli diyeyim. Evhamlı biraz ağır kaçtı. Kendime onu pek yakıştıramadım. Vehimli birinin şöyle bir çekincesi var. Türkiye PKK'yla görüşmeler yoluyla bir çözüme varmayı denedi. Evet. Değil mi? Yok işte demokratik açılım, Kürt açılımı arkasından da en son 2013 21 Mart'ından itibaren evet. Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da okunan açıklamasından itibaren çözüm süreci. Bu çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkürü oldu. Kandil'e giden HDP heyetine dedi ki parlamentonun çıkardığı müzakere çerçeve yasasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye bu adımları attığı halde, hükümet, devlet bu adımları attığı halde bir de baktık ki PKK militanlarını çekmediği gibi silah yığınağı yapmış. Evet. PYD'nin, PKK'nın güdümünde olduğu, KCK'nın üst yönetimine bağlı olduğu, militanlarını aldıkları, verdikleri, Kandil'de yapılan kongreleri, kongregel toplantılarına hepsinin katıldığını falan biliyoruz. Nasıl güveneceğiz? Barzani ayrı bir varlık, baştan itibaren ayrı bir varlık. Bakın,
Tabii. Bu aynı değil. Doğru, haklısınız ama şimdi şu anda PYD'ye karşı Türkiye'nin izlemiş olduğu siyaset ve Amerika'nın ve Rusya'nın ve diğer ülkelerin, Fransa'da dahil olmak üzere bunlara, PYD'ye karşı duymuş olduğu sempati ve aynı zamanda Türkiye'nin hassasiyetlerini anladıkları konusundaki iradeleri ve açıklamaları bize bir önemli bir imkan sağlıyor. O da şu, siz PYD ile benim iyi geçinmemi mi istiyorsunuz? O zaman PKK'nın Türkiye'deki silahlı unsurları çekmesini temin edin. Eğer isterse Amerika Birleşik Devletleri kendisine böyle bir opsiyon Türkiye tarafından tanınacak olursa ve bu konunun üzerinde gidilirse, yani ya ben ya PYD yerine benimle PYD'nin iyi geçinmesini istiyorsan, o zaman PKK'nın Türkiye'deki silahlı unsurlarını PKK'ya baskıyı artır. Baskıyı artır ve silahlı unsurlarını çekmesini sağla. Veyahut istersen birlikte operasyon yapalım PKK'ya gibi opsiyonlar ortaya koyacak olursa, o zaman bana öyle gibi geliyor ki Suriye sorunu eğer ki bu şartlar altında çözüm yolunda ilerleyemezse, işte belki birazdan tartışacağız o konuları da, ama bir takım riskler var. Barış süreci yahut da bu ateşkes de çökebilir. Eğer çökecek olursa, ilerleyemezse ve yine onlar işte karşı olan mücadelelerinde ortak olarak, çözüm ortağı olarak PYD'yi görecek olurlarsa, o zaman Türkiye'nin elinde hala daha bir manivele olacak. O manivele de PKK manivelesi. Çünkü biz ortaklarımıza, ittifak ortaklarımıza, Amerika'ya ve diğerlerine bir çıkış yolu sunuyoruz böylece. Diyoruz ki PKK'nın Türkiye'deki silahlı güçlerini çıkartmasını sağla, ben de PYD'ye karşı sempati besleyeyim. Gerçekten de böyle. Yani şu anda bizim PYD ile olan sorunumuzun temelinde yatan mesele onun PKK ile ortaklığı ve PKK ile birlikteliği ve bunun ötesinde de PKK'nın şu anda Türkiye'de hem şiddet eylemlerine şehirlerde işte çeşitli kılıflar altında bombalama eylemlerine karışmış olması, hem de onun Ankara'da gördüğümüz gibi, hem de onun ötesinde Güneydoğu'da bir takım yerleri özellik ilan ederek, hendekler kazarak, silah kullanarak, güç kullanarak Türkiye'yi, yani bu rejimi değiştirebileceğini, kendi istediğini sanki dayatabileceğini düşünmesi. Ya bu Türkiye'yi PYD ile olan ilişkilerinde farklı bir kulvara sokuyor. Eğer bu kulvarın değişmesini istiyorsa üçüncü taraflar, ki bunun başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor, o zaman yapmaları gerekli olan şey basit. Aslında PKK'nın üzerinde baskı oluşturmalı. Ki bu konuda Batı'da da bir takım gazetelerde yazılar çıkmaya başladı. Bunu anlayan insanlar var. Ben de bu konuyu birkaç hafta önce dile getirmiş, yazmıştım. Ama benim veyahut da gazetecilerin yahut da akademisyenlerin söylemesi değil. Bu işi bence devletin bir pazarlık unsuru olarak masaya koyması gerekiyor. Yani şunu anlıyorum söylediklerinizden, biraz yaratıcı düşünmek gerekiyor. Evet. Yani biz 30 yıldır PKK ile mücadele ediyoruz. Şu son aşağı yukarı 2-3 yıl içerisinde de PYD ile mücadele ediyoruz. PYD bizim mücadelemize rağmen hem coğrafyasını, alanını genişletti, hem de bugün PYD deyince arkasında Amerika var, Rusya var, bir ölçüde Avrupa var, evet. Tamamen değilse bile bir ölçüde Avrupa var. PYD konusunda yapayalnız Türkiye. Öyleyse ben nasıl yalnız kalmadan bu işi yaparım diye bir yaratıcı düşünce gerekiyor. Kesinlikle. Bu anlattıklarınızı o bakımdan önemsiyorum. İnşallah bu yaratıcı düşünceyi ortaya koyması gerekenler de bundan istişari bir mütalaa olarak yararlanırlar diye düşünüyorum. Hakikaten yani biz ikisiyle birden başa çıkamıyorsak birini ötekine karşı büyük evet. devletlerle pazarlık unsuru yapabiliriz. Evet. Ki tarihte bunun o kadar çok örnekleri var ki. Kesinlikle. Bunu Menderes'te yapmış, İnönü'de yapmış, Atatürk'te yapmış, Abdülhamit'te yapmış, Ali Paşa yapmış. Hepsinin var böyle kesinlikle. Örnekleri. Yani diplomaside çareler tükenmez. Evet. Yeter ki düşünün. Yeter ki yaratıcı düşünsün evet. diyorsunuz. Ben size Mithat Bey, bilhassa Rusya'nın gelip oraya oturması, IŞİD'le mücadele için geliyorum dedi. Halbuki bu resmen açıklandı. Rusya'nın sortilerinin, yani hava akımlarının %20'si IŞİD'e, %80'i Türkiye'nin de desteklediği, Batı'nın da desteklediği, başta Türkmenler olmak üzere ılımlı muhalifleri ve Esad'a genişletiyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Çürkin açıkça söyledi, dedi ki Esad'ı biz ayakta tutuyoruz. Bizim çizgimizden çıkmayacak dedi. Sanki yeni bir böyle Sovyet tipi uydu devlet. Ne oluyor Suriye'de? Bu tabii doğal. Yani sürecin başlangıçtan, yani Rusya'nın sahaya girmesinden ve süreci yönetmesinden, yaz aylarından bugüne kadar gelinen süreçte Rusya edindiği konumu kaybetmemek ya da buradaki oyunun kontrolünü kaybetmemek adına kurduğu sistematik yapıyı
hala devam ettirmeye çalışıyor. Bu anlamda da başarılı. Biraz evvelki konuyla da bağlarsak bunu, örneğin Türkiye'nin yalnızlaşması, PKK, PYD sürecine indirgenmesi ve Türkiye'nin bunu anlatamaması süreci de aslında bunlarla bağlantılı. Çünkü Rusya alanda, yani sahada, Suriye özelinde özel Esad merkezli, rejim merkezli bir politika şekillendirip oradan Orta Doğu'nun ve Doğu Akdeniz'in tamamına ve beraberinde de küresel alanı etkileyecek bir diplomatik çerçeve çizerken, örneğin Türkiye daha dar alana hapsolmuş gibi gözüküyor. Bu hapsolma içerisinde de mücadelesini sadece PYD ile askeri mücadele ve Esad rejimin, yani Esad'ın şahsen kendisinin gitmesine indirgeyince diplomatik manevra sahasını kaybetmiş vaziyette. Pardon, askeri mücadeleyi indirgerse dediniz, top atışından başka da askeri olarak bir şey yapamıyor. Çünkü uçak uçuramıyor. Bunun sebebi de bu işte, büyük düşünememekten kaynaklanıyor. Çünkü düşünün, Türkiye İran sınırından Akdeniz'de Suriye sınırına kadar ki hattın tamamında İran'la, Irak'la, Suriye ile sınır sahibi. Ve bu üç coğrafyanın tamamında da Kürt nüfus, bir takım terörist organizasyonlar ve bunlarla mücadele yürütülüyor. Ve bu mücadele yürütülürken sahaya şu anda iki büyük aktör, ulusal, küresel güç inmiş vaziyette ve oyun çok aktörlü devam ediyor. Ve Rusya burada kalacağını ve devam ettireceğini, biraz süreci devam ettireceğini biraz evvel sizin söylediğiniz gibi ısrarla söylüyor. Rusya'nın büyük bir başarısı var sahada. Ne anlamda bir başarısı var? Rusya örneğin ilk defa İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi ve İsrail'i aynı anda bölgesel konularla ve özellikle IŞİD'le, terörle mücadele konusunda ikna etmiş, kendi önceliklerini anlatabilmiş bir aktör görüntüsü veriyor. Ve bu çerçevede de öncelikleri bağlamında Batılılarla ve Amerikalılarla başta müzakere edip pazarlık yapabiliyor. Ki Rusya'nın arkasında, sırtında kocaman bir Ukrayna, bir kocaman bir Gürcistan bagajı var. Ve bunlar kocaman bagajlar mı? Kocaman yükler mi? Bunun karşılığında yaptırımla karşı karşıya 2 yıldır. Ve bu yaptırımlar Rusya için ağır yaptırımlar. Bu yaptırımlar Rusya'ya hakikaten böyle bunaltıcı bir zarar veriyor mu? Elbette bunaltıcı bir zarar veriyor. Rusya'da enflasyon yükselmiş vaziyette. Rusya'nın rezerv parası olarak biriktirdiği petrol ve doğalgazdan elde edildiği paranın önemli bir kısmını piyasayı ayakta tutmak için harcamış vaziyette. Ruble sürekli olarak devalüe oluyor. Dolayısıyla Rusya savunmaya ayırdığı paraları azaltıyor. Dolaylı biçimde arttırıyor. Oransal olarak elbette azaltmak zorunda kalıyor. Çünkü gelirinin önemli bir kısmını, ama bir yandan da çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Rusya'nın öngördüğü 2030'a kadar bir modernizasyon projesi vardı. O projede aksamalar yaşıyor. Askeri modernizasyon. Askeri modernizasyon. Ama diğer taraftan siyasal ve diplomatik bir aktör olarak sahada oynuyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İran, Irak, Suriye ve İsrail'den bahsediyorum. Bunların tamamıyla Türkiye sorunlu. Bağdat hükümetiyle anlaşamıyoruz. Ciddi sıkıntılarımız var. Kürdistan bölgesel yönetimiyle işbirliğimiz var ama son dönemde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. El Nusra cephesi, IŞİD, hangi örgütler terörist tartışmasında yürüyemiyoruz. Suriye ile ciddi sorunlarımız var. İran'la Batılılar ve Ruslar söz konusu olduğunda biz ikincil, üçüncül aktör haline gelmeye başlıyoruz. İsrail'le 2 yıldır, 3 yıldır çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Halbuki biz İran uğruna Amerika'yla kavga ettik. Ve halbuki biz elbette ve biz bu bölgenin ülkesiyiz. Rusya'nın uzaktan gelip bu işlere karıştığı argümanıyla ilerliyoruz. Fakat uzaktan gelen aktör, askeri gücüyle sahaya girmiş bir aktör, istediği çıkarları yürütebilir hale gelmiş vaziyette. Ve bunun dengesini kuramıyoruz. Örneğin İsrail'e, İran'la bu kadar stratejik yakın işbirliği kuran Rusya, en büyük can düşmanı İsrail'e, merak etmeyin, Hizbullah ya da İran'a yakın terör örgütlerinin operasyonları sizin çıkarlarınızı engellemeyecek. Ya da bizim askeri operasyonlarımız sizin stratejik önceliklerinizi engel teşkil etmeyecek. Yani Rusya gibi bir dev bile İsrail'e garanti veriyor. İsrail'in ilişkileri bozulmasın. Çünkü sahada oyununu açıyor. Şimdi burada sorun büyük bir ihtimalle, geçen programda da tartıştığımız, acaba Türkiye ile Rusya, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ya da Türkiye ile bölgesel aktörlerin tamamı bu çıkarlar ve anlaşmazlıklar konusunda Türkiye'nin önceliklerini neden anlayamadılar sorusu geliyor. Böyle baktığınızda Türkiye gibi bölgedeki yaratıcı bir takım çözümlerle, Mensur Hoca bahsetti, bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek bir aktör, yani Türkiye'yi kastediyorum, oyunun dışında, onun yerine küresel olarak ötekileştirilmiş, büyük sorunlar yaşayan, yaptırım altında olan, yakın çevresinin tamamını taciz eden ve otoriter bir ülke, sorunun çözümü için sahnenin Rusya, önünde Rusya. İşte bu ikilemi anlamak ve tekrar sahneye dönmek gerekiyor ki bu da büyük bir ihtimalle benim biraz evvel anlatmaya çalıştığım Türkiye'nin bölgedeki sorunları anlayamamasından kaynaklanıyor. Şunu kastediyorum. Örneğin Türkiye batılı bir aktör. Batılı müttefiklerimizle güvenlik işbirliklerimiz var. Fakat Orta Doğu coğrafyasında aktörler birbirleriyle konuşmuyorlar. Ve böyle bir güvenlik yapılanması yok.
Acaba böyle bir ilişkiler ağına nasıl bir aktör olarak girersiniz ve nasıl etkili olursunuz sorusunu Türkiye hiç düşünmemiş. Benim algıladığım o. Rusya ise bunu uzaktan bir aktör olarak başarmış vaziyette. Evet. Fakat şimdi gelelim bu akşamki ateşkese. Buyurun. Yani Mithat Bey'in söylediğine ilaveten şunu söyleyeyim. Yani uzaktan bir aktör diyoruz, coğrafya olarak uzak ama aslında Rusya hep Suriye'deydi. Yani 1970'de. Suriye'ye bizden daha yakın değil mi? Tartuslu üstüne aldı. 8 Ekim 1980'de yani karşılıklı yardım ve dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladı. Ya ve bütün Suriyeli askerlerin hemen Moskova'ya gitmemişi bulmak çok zordur. Yani hepsi bir şekilde Moskova'ya gidip orada eğitim almış. Esad da Rusça konuşuyor. Yani tüm bunları göz önünde bulundurduğum zaman aslında Moskova yani Sovyetler Birliği ondan sonra da ardılı olan Rusya Federasyonu hep o bölgede yer aldı ama ilk defa bu kadar etkili olmaya başladı. O etkili olmasında biraz belki bizim politikalarımızın da katkısı var ama asıl mesele Amerika'nın isteksizliği. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer o kimyasal silahlar konusunda evet. 2013 yılında geri adım atmasaydı, yani o kırmızı çizgim aşıldı deyip de ondan sonra Rusya Federasyonu'nun attığı simide sarılmasaydı, belki bugün çok başka bir yerde bulunacaktı. Obama İyi nasıl bir başkan? Kötü mü olurdu, o da ayrı bir tartışma. Obama nasıl bir başkan, size onu sorayım. Ben başlangıçta çok seviyordum, artık aciz bir adam diyorum. Bu yani karar vermekte belli ki karar vermekte zorlanan biri. Çünkü sadece yani bunu biz söylemiyoruz. Yakın çevresinde çalışanlar söylüyor. Sonra yazdıkları kitaplarda, tabii. yazdıkları makalelerde de bunu açık açık belirtiyorlar. Bu zorluk da yani belli bir konuda ısrarlı, o da Amerikan askerlerini göndermeyeceğim uzak diyarlara diye bir pozisyonu var. Fransa tarafından da anladığım kadarıyla Libya'da kandırıldığını düşünüyor. Bu yüzden de bu tür olayları başkalarına delege ederek çözüm yöntemlerinin onlar tarafından bölgesel aktörler veyahut da Rusya gibi aktörler tarafından bulunmasını istiyor. Ama Rusya'ya alan bırakıyor o zaman. Alan bırakıyorsunuz. Ya Amerika'nın beklentisi benim gördüğüm kadarıyla IŞİD vasıtasıyla Suriye'nin Rusya için ikinci bir Afganistan olması beklentisi var. Ama olmayabilir çünkü Rusya'nın bu çok tehlikeli bir şey. Fazla çok tehlikeli bir şey. Niyeti yani var gibi gözüküyor. IŞİD'in Rusya'yı mağlup etmesini istemek, IŞİD'in ne olmasını istemektir bunu bilmiyor yani Amerika'da. IŞİD'in Rusya'yla mücadele etmesini, o savaşın Rusya topraklarına taşınmasını bir beklenti olarak Amerika'nın bazı kesimlerinde olduğunu söylemek mümkün. Ama, öyle mi? Evet, çünkü biliyorsunuz Çeçenistan var, Dağıstan evet. var, daha önce başka yerler var. Tacikistan'da IŞİD'in örgütlenmesinin çok ciddi boyutlara vardığı söyleniyor. Ya dolayısıyla yani IŞİD'in kendisine yönelen tehdidi bertaraf etmek için mücadelesini sınırlar aşan bir şekilde başka yerlerde... Zaten dış basında da çıkıyor. Şöyle bir teori var. Bu gidiş böyle devam ederse bir tarafta IŞİD, Türkiye'nin, Amerika'nın falan desteklediği ılımlı muhalefet denilen Özgür Suriye Ordusu falan buharlaşmış. Evet. Ve onlara belki katılmış olur. Öbür tarafta da IŞİD'in karşısında Rusya ile Esad. Evet. Böyle bir tablo Türkiye için çok tehlikeli. Ve Türkiye'yi Pakistanlaştıracak bir tablo var. Tabii. Türkiye için de tehlikeli. Aslına bakarsanız dünya için de tehlikeli. O yüzden bu... Amerika nasıl bazıları bunu düşünebiliyorlar? Rusya'ya karşı IŞİD baş başa kalsın. Yani bana kalırsa Afganistan modeli onların kafalarında var. Daha önceden yaşanmış olan felaket... Afganistan'a girince başına ne geldiyse burada da gelsin. Burada da büyük ölçüde gelecek. Ve tabii sizin söylediğiniz bu ekonomik Kırım'da ve tabii Ukrayna'nın genelinde kalkışmış olduğu maceranın neticesinde kendisine karşı uygulanan ambargolar ve petrol fiyatlarının düşmesi, gaz fiyatlarının düşmesinin getirdiği yük ve buradaki mücadele sonuçta Rusya'yı zorlayacak ve yani biz bir taşla iki kuş birden vuracağız. Hem kendi askerlerimiz ölmeyecek hem Rusya yıpranacak. Bu en kötü senaryo. Bir tarafta Rusya ve Esad, karşısında da karşı tarafta da IŞİD. Bu en kötü senaryo. En kötü. Evet. Bunu önleyebilecek bir umut bu akşam saat 12'de değil kesinlikle mi? Yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes. Ama Obama dahi ateşkes konusunda umutluyum. Fakat endişe etmek için de sebepler var diye konuştu Obama evet. bile. Evet, haklısınız. Biz zaten Sayın Başbakan onu biraz sonra soracağım. Ateşkes bizi bağlamaz dedi. Lavrov da aynı şeyi söyledi. İşin kötü tarafı bugün biliyorsunuz. Evet, evet. Birlikte yapmış olduk. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, evet. Evet, yani... Siz niye umut bağlıyorsunuz? İki mimarının bunu söylemesi çok manidar.
Şimdi o iki mimar tereddütlü konuşuyorlar. Bir tanesi, fakat Mensur Akgün burada daha umutlu konuşuyor. Çünkü başka alternatif yok. Yani her ikisi de birbirinden çekiniyor. Bir de yani ciddi bir şekilde siyasi risk alıyorlar. Kendi seçmen kitlerine, kendi ülkelerine karşı, daha dünyaya karşı da. Eğer bu ateşkes şu veya bu nedenden dolayı yürümeyecek olursa, çünkü o her ikisi de karşı taraftan şüpheleniyor. Yürümeyecek olursa bunun siyasi bedelini kendilerini ödemesinden korkuyorlar, çekiniyorlar. O yüzden bir takım rezervasyonlarla, inşallah maşallahla bunu götürmeye çalışıyorlar. Ama yani ben umutluyum, çünkü aksi takdirde karşımıza çıkacak olan şeyden ne Amerika ne Rusya hoşlanacak. Siz ne diyorsunuz? Ateşkesin başarı şansı. Tabii şimdi o konuda benim şöyle bir korkum var. Ateşkes oldu, başladı, birkaç gün geçti. Rusya ve Esad IŞİD'i vuruyoruz diye Türkiye'nin desteklediği grupları, başta Türkmenler olmak üzere, IŞİD'i vuruyoruz diye vurmaları ve PYD'yi Türkiye'ye karşı provok etmeleri. Türkiye'de buna bir karşılık verdiğinde işte ateşkesi Türkiye bozdu derler mi diye içimde bir endişe var. Endişe de haklısınız ve kesinlikle böyle bir şey yaşanacak. Çünkü baktığınızda burada ateşkes denilmiyor. Özellikle Suriye yönetimi bunu ateşkes demek istemiyor. Çünkü ateşkes savaşan iki devlet arasında savaş durumunda olur. Burada terörizmle mücadele süreci yürüyor. İç savaşı biz bastırmaya çalışıyoruz diyorlar. Dolayısıyla kullanılan terminolojiye dikkat ediliyor diplomatik olarak. Ama hani kamuoyunda bilindiği anlamda ateşkes kullanırsak diyor. Ateşkes demek kolaylıkla izleyenleri, dinleyenleri anlamada kolaylaştıracaktır. Burada öngörülen şey sahada terörist örgüt olarak BM listesine girmiş örgütler IŞİD ve onunla bağlantılı yapılanmaların dışarıda bırakılacağını söylüyor. El-Nusra. El-Nusra dahil buna. Dolayısıyla aslında ateşkesle askeri müdahale ve bombalama süreçleri bitmeyecek. Sadece belli gruplar arasındaki ateşkes söz konusu olacak, ama sahadaki en büyük sorun şu anda o zaten. Tarafların anlaşamamasının sebebi de o. Hangi grup terörist, hangi grupla mücadele edilme konusunda, edileceği konusunda taraflar mesela Ahrar-ı Şam. Ahrar-ı Şam Türkiye'ye göre terörist değil, Rusya'ya göre tabii. Terörist. Ya da PYD, örneğin bizim açımızdan PYD en önemli. Terör örgütü yeri arasından yani değil. Hem ne PYD ne Ahrar, Birleşmiş Milletler'in terörist listesinde olan örgütler değil. IŞİD ve şey dışında iki tane daha küçük örgüt var. Onların isimlerini hatırlayamadım ama dört örgüt Birleşmiş Milletler listesinde var. Suriye'de faaliyet gösteren. Onlar zaten otomatikman bu barış sürecinin diyelim yahut da ateşkesin dışında bırakılıyorlar. Onlara karşı tedbir alınacak. Şimdi burada tehlike, Mithat Bey'in de söylediği gibi özellikle kuzey kesimlerinde çok mahalle mahalle birbirlerinin içerisine karışmış gruplar. Bu grupların bugün ben Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliyle bu konuyu konuştum. Amerika bunlara karşı tedbir aldığı zaman yani dikkatli bir şekilde yapıyor ve doğru grubu vuruyor. Ruslar yaptığı zaman bütün mahalleyi yerle bir ediyorlar diyor. Varşova yıktıkları gibi onlar her yerde yani yapalım. Dolayısıyla eğer aynı yöntemi benimseyecek ve bu şekilde bir mücadele sürdürecek olurlarsa ve hele hele Amerikalılarla bu 97 uzlaşmaya varmış olan grubun koordinatlarını paylaşıp da ondan sonra bu koordinatlar üstünden operasyon gerçekleştirmeye kalkarlarsa o zaman tamamıyla bir felaketle sonuçlanır bu barış. Siz de daha çok Rusya'nın bozacağı kanaatinde misiniz? Efendim? Siz de ateşkesi daha çok Rusya, Esad tarafının suistimal edecek kanaatinde. Ben öyle olmayacağı düşünüyorum. Niye? Ama demin anlattığınız öyle olacak gibi. Hayır, ama bu risk var. Bu risk var. Ama o riski almaya kalkmış olsalar neden ateşkes isteyecekler? Yani toparlanmaya ihtiyacı olan taraf Esad ve şey değil. Evet, Esad aşağı yukarı 150 bin askerini kaybetti. Yani ordusunun içerisinde içi boşaldı. İnsanlar çocuklarını askere göndermek istemiyorlar. Kendi etnik grubundan gelenler bile askere göndermek istemiyorlar. Eğer İran ve Hizbullah olmamış olsa yani kara gücü bulmakta zorlanacak. Tamam, bunlar doğru, ama hava gücü ve yani askeri üstünlük şu an itibariyle Rusya vasıtasıyla o tarafın elinde, rejimin elinde. Yani bu vakit Rusya yani iyi niyetle iki haftalık bir ateşkese gerek yok. Bence Rusya artık bu işin kontrol edilemez boyutlara vardığını görmeye başladı. Yani bunda Türkiye'nin rolü büyük. Yani her ne kadar biz PYD konusundaki Türkiye'nin tavrını eleştirmiş olsak da
Türkiye'nin bu konudaki gösterdiği tepkinin sonuçta Rusya'yı da içine çekebileceğini ve unutmayalım ki yani 24 Kasım'da da bir Rus uçağını düşürdük. Yani dünyada bunu yapabilen, bunun bedelini ödedik, o ayrı mesele ama yapabilen ülke sayısının da çok az olduğunu göz önünde bulunduralım. Bunun ne demek olduğunu sanıyorum Rusya da görüyor. Bu savaşın tırmanabileceğini görüyor. Üstelik Suudi Arabistan bir İslam ordusu diye bir şey kurmaya başladı ve 150 bin kişilik bir güce eğer gerekli olursa ve tabii ki Amerika önderliğinde Suriye'ye işte karşı mücadelede sokabileceğini söyledi. Yani Suudi Arabistan eğer Suriye'ye kendi girerse, önderliğinde 150 bin kişilik bir gücü Amerika'nın hava koruması altında sokacak olursa herhalde tek başına IŞİD'e sadece ve sadece IŞİD'e karşı elbette savaşmaz. Yani bunu hem rejimin, savaşır, hem rejimin hem de Rusya'nın gördüğünü zannediyorum. Peki bu dediğiniz çok önemli ve ihtimal derecesi nedir? Yani zayıf. Amerika'nın hava desteğinde 150 bin Suudi askerinin bir yerlerden bana kalırsa çok girme zayıf ihtimal var çok mı? Zayıf. Ha, ama zayıf. Bu bir risk olarak var. Ama asıl gerçekleşecek yani Rusya bunu hesaba katar mı? Ya bir de böyle olursa diye. Risk olarak mutlaka katar. Zaten ne dedi? B planına falan konuşmayalım dediler. Yani verdikleri B planı Suriye'nin bölünmesi. Yok. Suriye'nin bölünmesi mi? Yoksa Suriye'de Türkiye'nin istediğine benzer bir şekilde uçuşa yasak bölgelerin olması, bu tür dışarıdan güçlerin girmesi mi? O konuda çok açık değil. Yani bir B planından söz ediliyor ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an itibariyle bir B planının olduğunu zannetmiyorum. En azından seçimlere Obama'nın kadar... Obama'nın muhakkak yoktur zaten. Yani seçimlere kadar olacağını evet zannetmiyorum. Ya hatta şöyle diyelim yani adaylar belirlenene kadar, yaz aylarının ortalarına kadar, Temmuz, Ağustos'a kadar bu iş şey olmaz. Yani belki daha gerçekçi bir tarih Ocak ayıdır. Ama Ocak ayından sonrasını da Rusya gibi büyük bir devletin hesaplaması gerekiyor. Ne Clinton ki en şanslı aday demokratlar içerisinde ne de yani umarım öyle bir şey olmaz ama Trump Obama ile yani benzer bir politikayı Putin izlemeyecek. Trump olmasın yani. Evet yani umarım Trump olmaz. Evet. Ama olacak olursa bambaşka bir şey olur. Allah korusun yani evet. Ben bunu biraz farklı düşünüyorum. Yani Rusya burada büyük bir ihtimalle ateşkesi bozacak bir taraf olursa Rusya olacak. Neden derseniz şimdi burada tarafların beklentisi var. Mesela muhalif unsurların beklediği yani Suriye yönetimine muhalif unsurların en büyük beklentisi kuşatmanın kaldırılması, bu anlamda bombardımanın sona erdirilmesi, tutukluların bırakılması ve sonrasında da özellikle insani yardım meselesi. Bizim Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklama da bununla ilgili. İnsani yardımların yapılmasına izin verilmesi noktasında bir takım talepler var. Şimdi tabii Türkiye gibi ülkelerin özellikle savunduğu ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna karşı çıkacağını sanmıyorum. Sınırın hemen öbür tarafında özellikle IŞİD'in ilerlemesiyle birlikte yeni bir mülteci akımı bunun sonuçlarını engellemek adına bir takım kamplar oluşturmak ya da karşı taraftaki grupların yaşamlarını sağlamak. Acaba Rusya bunları ne kadar Türkiye'nin ya da müttefiklerin muhalif unsurlara sadece insani değil farklı yardımlar da yapacağı yapması ihtimali de içinde değerlendirir. Ve bu çerçevede çünkü kendisi yardım yapacak. Yapacak kendisi, tabii. Kendi güçlerine. Kendisi yapacak için savaşan güçleri tabii yapacak. İkincisi, ama Türkiye Türkmenlere yardım edemeyecek. Edemeyecek mi tabii. Nasıl gireceksiniz? Mesela uluslararası toplumun, uluslararası yapının bu yardımın nasıl yapılacağı ve kimler tarafından yapılacağı konusunu netleştirmesi gerekiyor. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Amerikan Senatosu'nda yaptığı konuşmada bize 2 aylık, 3 aylık süreler lazım ki bir normalleşme alanı yakalayalım. Tartışması da bununla ilgintili. Çünkü 2 haftada bir şey yapmanız mümkün değil. 13 Nisan'da Esad seçim halleder zaten. 13 Nisan'da seçim yapacaksanız altyapıyı oluşturmanız, dengeleri kurmanız gerekiyor. Bu 2 haftanın meselesi değil. Yani rejimin, Esad rejiminin konsolide olması, sahayı biraz daha siyasi olarak kontrol etmesi, Rusya ile ilişkilerini biraz daha dengelemesi büyük bir ihtimalle bu anlamda yönetime bu türde bir ateşkesi gerektiriyor. Şimdi Rusya açısından baktığımızda Ruslar tabii bu süreci çok büyük maliyetle yürütmüyorlar aslında. Çünkü Ruslar sadece hava operasyonu yapıyorlar ve bu anlamda hem eğitim evet sortileriyle birlikte eğitimlerini geliştiriyorlar. Hem uçakların özelliklerini daha geliştirebilecekleri bir takım zeminler yakalamaya başladılar. Acaba Rusya bu süreç içerisinde müttefikleri yani Amerika'yı ve IŞİD ya da diğer sahada diğer örgütlerle mücadele eden unsurları nasıl görecek, nasıl tanımlayacak? Büyük bir ihtimal herkes birazcık nefes alıp kenara çekilip ötekini görmeye çalışıyor. Ha, ama bu gece bu ateşkes yürürlüğe girebilir mi? Onunla da ilgili benim kuşkularım var. Çünkü Rusya öğleden sonra özellikle bugün evet
operasyonlarını yükseltti. Evet. Daha fazla sayıda operasyon yaptı. Daha çok sahada hedefleri vurdu. Dolayısıyla muhalif unsurlarda da hem Rusya'ya hem Esad yönetimine karşı bir takım büyük soru işaretleri var. Acaba Amerikalıların özellikle işte B planı tartışmaları bundan mı ileri geliyor? Lavrov'u ya da Rus yönetimini bu çok rahatsız etmiyor. Çünkü Suriye'deki operasyonlar içerideki konsolidasyonu çok arttırıyor. Hmm. Milliyetçilik söylemi. Sahada Rusya kazandıktan sonra diplomasi hiç sorun yok. Ya. Şu aşamada da Amerika'nın buraya da Suudi Arabistan'ın asker sokması çok mantıklı değil. Yani bunu yapabilecekleri bir zemin, bir saha yok. Mensur Bey de dedi, çok geriye dönüp baktığımızda da zaten şeyi görüyoruz. İran seçimi ve sonrası yeni bir sahayı tartışıyor. Irak acaba yeniden parçalanabilir mi tartışması var IŞİD'le. Böyle çok enteresan bir süreçte karşı karşıyayız. Bardağın, o yüzden ateşkes evet. beni biraz düşündürüyor. Acaba yürütülebilir mi? Ben bardağın dolu olan tarafını görmeye çalışıyorum. Mithat evet, Bey boş tarafını gösteriyor. Tamam, aslında, yani, biz daha karlıyız. İki tarafı da şeyler. Yani çünkü evet o risklerin hepsi mevcut. Yani Ruslar da tırmandırabilirler. Yahut da PYD de herhangi bir şekilde bir şey çıkartabilir, sorun çıkartabilir Türkiye ile. Yahut da Türkiye dediğiniz gibi beklenmedik bir şekilde askeri yardım yapmaya kalkar, ona müdahale edilir ve derken hiç beklenmedik bir şekilde bu kriz tırmanır. Bizi de içine çekecek evet. şekilde tırmanabilir. Yani burada önemli olan şey ve sanıyorum henüz ortaya konmamış olan bir gözlem mekanizması gerekecek. Evet. Bu gözlem mekanizması kurulabilirse... O zaman yani her iki tarafında her o gözlemi uydulardan yapacaklar galiba çok şimdi. Çok büyük bir olasılıkta ama sahada yapamayacaklar. Açık değiller. Yani sahada da yapılabilir ama hangi aktörlerin şimdi, gireceğini görmek aynen, gerekiyor. Aynen onlar önemli. Yani herhalde tarafsız mümkün olduğu kadar bu sorunun içerisine karışmamış, taraf olmamış olan aktörlerin devreye girmesi marifetiyle belki böyle bir gözlem mekanizması kurulabilirse ve bu işin içerisine de gözlemin içerisine de Birleşmiş Milletler çekilebilecek olursa bir tür stabilite yakanlar. Sağlanabilir. Ama yani bu yani Sayın Akgün değilse... sizin söylediğiniz iyimserliğin gerçekleşmesi bile birçok faktöre bağlı. Evvela tarafların iyi niyetli olması, aynen. ateşkesi uyması ama bunu kontrol edecek mekanizmanın henüz kurulmamış olması değil mi? Maalesef. Bir de bunu kontrol edecek mekanizma diyoruz da bu mekanizmanın finansmanı falan bunlar çok ciddi işler. Hani İsviçreli gelip elbette bunu kontrol edecekse tarafsız ülke diye kim finanse edecek? Tabii çok ciddi problemler var ateşkesinde. Yani isterler. İzin verirseniz ateşkes konusunda Sayın Başbakan ateşkes bizim için geçerli değildir dedi. Hı-hı. Yani biz ateş kesmeyebiliriz. Hı-hı. Bir reklam arası verelim. Sayın Başbakan bununla ne demek istedi? Acaba Sayın Başbakan bu ateşkes sürecinde Türkiye'ye karşı bir provokasyon yapılacağına dair istihbarat aldı da şimdiden bir karşılık olsun diye mi ateşkes bizi bağlamaz dedi yoksa başka bir şey mi bunu konuşacağız bizden ayrılmayın lütfen. Değerli izleyenler Sayın Mithat Çelikpala ve Mensur Akgün'le programımıza devam ediyoruz. Bakın bu akşam saat 12'de, gece 12'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes konusunda Başbakan ne dedi? Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Konya ziyareti sırasında Suriye'de ateşkes kararını değerlendirdi. Suriye'de kardeşlerimizin canlarına kasteden bu ortamın durması ve belli bir huzurun, sükunun sağlanması için gerçekleşecek her türlü ateşkesi destekleriz. Ama şu bilinsin ki bu ateşkes Suriye için geçerli bir ateşkestir. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu ateşkes bizim için bağlayıcı değildir. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseden izin almaz, hiç kimseye sormaz, gereğini yaparız. Dolayısıyla YPG, PKK unsurlarını da buradan açık bir şekilde ifade ediyorum. Sakın ha, burada ateşkes oldu, nasıl olsa Türkiye bize bir şey yapmaz diyerek Türkiye'deki terörü destekleyen tutumlarına devam etmesinler. Türkiye'nin alacağı güvenlik tedbirleri konusunda ise karar verecek yer sadece Ankara'dır. Evet Sayın Akgün ne diyor Başbakan? Şimdi, sanki bir tehlike seziyor da caydırmaya çalışıyor gibi geldi bana. Evet bana da öyle gibi geldi ama çok büyük bir olasılıkla doğru bir sezgi bu. Çünkü evet. yani PYD hepimiz şüpheleniyoruz herhangi bir şekilde bu süreci torpilleyebilir diye. Yani bu süreçten yararlanarak Türkiye'nin de buna taraf olduğunu zannetmeyin. Eğer gerekirse biz yine size karşı olan reaksiyonumuzu gösteririz diyor.
haklı. Tabii o Aziz Kobani arasındaki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyor. O coğrafyanın da ötesinde sanıyorum kastettiği şey. Yani Türkiye'yi doğrudan hedef alacak olan saldırılara kalkışmamaları karşısında uyarıyor. Ancak yani çok dikkatli olmamız lazım. Eğer böyle bir saldırı gerçekleşecek olursa o zaman bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak olan malzemeyi iyi toplamamız, bu konudaki kanıtları doğru tespit etmemiz ve ikna edici olması gerekiyor. Ki gerçekten yaptığımız işin arkasında durabilirim diye. Çünkü eğer ikna edici olamazsak ve bence Türkiye'nin bir de iletişim stratejisine de ihtiyacı var. Çünkü geçen sefer yapılan açıklama içeriği doldurulabilecek bir açıklama bile olmuş olsaydı biçimi itibariyle, yeri itibariyle doğru yapılmış olan bir açıklama değildi. Bunlar çünkü çok hassas konular. Bu hassas konuların hassas bir şekilde ele alınması gerekiyor. Umarım Türkiye yani kendisi bahane yaratarak bir müdahalede bulunmaz ama ben Başbakan'ın açıklamasından böyle bir şey yapmayacağını ama caydırmaya yönelik olarak bu şekilde konuştuğunu çıkartıyorum. Caydırmaya yönelik konuştuğunu tahmin ediyoruz. O takdirde de doğru söyledi yani. Yani iki şekilde de doğru. Türkiye bunun tarafı değil. Çünkü biz çatışmanın içerisinde değiliz. Ateşkes anlaşması zaten yani bizden taraflar arasında varılan bir mutabakatı yansıtıyor. Biz o taraflardan bir tanesi değiliz ama dediği gibi biz bu şeyi ateşkesi belli ki Türkiye olarak destekliyoruz, arkasında duruyoruz. Çünkü anlaşılıyor ki Türkiye'de başbakan da bunun olmamasının getireceği risklerin farkında. Ama aynı zamanda bu ateşkesten yararlanarak Türkiye'nin çaresiz kalacağını, hareketsiz kalacağını düşünecek olan unsurlar olursa bu şekilde düşünmemeleri için şimdiden gerekli olan tedbiri alıyor. Siz bir iletişim sorunundan bahsettiniz. Size bir şey soracağım. Yani bir uluslararası ilişkiler uzmanısınız, akademisyensiniz. Zaman zaman Dışişleri Bakanlığı'yla konuşmalarınız oluyor. Size şunu soracağım. Amerika Birleşik Devletleri'ne dünya kamuoyunda şurada yanılıyorsun, öyle yapma, şöyle yap, bizden misin, karşıdan mısın diye hitap etmek mi? Yoksa bunları masa başında diplomasiyle anlatmak mı? Ben şöyle düşünüyorum. Yani Amerika bir adım bize doğru adım atacaksa bile böyle biz alenen söyleyince atmayabilir mi inadına bindirip? Maalesef ki doğru. Ben mi yanlış düşünüyorum? Yok, doğru düşünüyorsunuz tabi. Çünkü yani siz Amerika'nın yerinde olsanız dünyanın en güçlü ülkesi bir bölge ülkesi tarafından tehdit ediliyorsunuz yahut da seçime zorlanıyorsunuz. Eğer o seçimi Türkiye için yapacak olursanız her yer için yapmak zorunda kalırsınız. Bu işin yöntemi tabii sizin de söylediğiniz gibi diplomasi. Yani sessizce yapmak, bunları farklı platformlarda dile getirmek. Bir de tabii sadece devletler arası ilişkilerde değil, düşünce kuruluşları arasında ilişkileri güçlendirmek, tabii. Üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmek. Medyayla, Amerika medyasında bir takım değil mi? Makaleler yazmak. Üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının, Amerika'nın karar merkezlerinde toplantılar yapmasını teşvik etmek. Ve böylece Türkiye'nin kendi derdini oralarda siz daha iyi... Siz Dışişleri Bakanlığı'nda tanıdığınız insanlara söylemiyor musunuz? Bize söylediğinizi öğrendik. Teşekkürler. Yazıyoruz da. ama bazen demek ki siyaset farklı bir şekilde akıyor. Kamuoyuna konuşması yani, gerekiyor yani, siyasetin. O vakit başka bir şey. Onlar farklı bir beklentilerle hareket ediyorlar. Evet, Sayın Mithat Bey siz ne diyorsunuz ateşkes konusunda? Ondan sonra da bu kamuoyu yoluyla diplomasiye ne diyorsunuz onu soracağım. Önce ateşkes. Sayın Başbakan diyor ki bizi bağlamaz. Bize karşı bir şey yaparsanız karşılık veririz. Şimdi tabii burada bir kere Türkiye bu müzakere sürecinde ve ateşkesin maddelerinin belirlenmesinden anlaşılmasına kadarki sürecin tamamı da masadaydı. Yani Türkiye bu işi dışarıdan gözlemleyen bir aktör değil. Amerikalılar ve Ruslar bunu hem İsviçre'de hem Cenevre'de konuşurken ve müzakere ederlerken, bunun pazarlıkları yapılırken tarafların bilgi verdiği ve Türkiye'nin de ön rızasının alındığı bir süreç bu. Yani Ruslarla bütün görüşmeleri Kerry Türkiye'ye bilgi verdi. Elbette. Yani Türkiye çünkü bu sürecin içerisinde müzakereler. Evet. Tabii bu Türkiye bu oyunun dışında değil. Türkiye'nin ön mütabakatı da verilmiş vaziyette. Sayın Başbakan'ın bu açıklamayı yine de televizyonların önünde yapmak ihtiyacı hissetmesinin sebebi büyük bir ihtimalle biraz evvel hocanın da söylediği çerçevede ikincisi sizin söylediğiniz yani Türkiye'yi elbette içerideki ateşkes sınırları dolayısıyla ve etkileri dolayısıyla ilgilendiriyor ama Türkiye doğrudan doğruya sahada bu mücadelenin savaşın parçası değil. Diğer tarafta müttefiklerle elbette incirliği kullanaraktan bir takım
IŞİD karşıtı operasyonları tarafız ama Suriye içindeki oyunun içerisinde fiili olarak resmen yokuz değişik sebeplerden. Oradan içeriye, Türkiye'nin içine yönelecek bir takım tehdit beklentisiyle ilgili. Çünkü Türkiye şu anda yaklaşık 3 aydır yoğun biçimde içeride terörle mücadele yürütüyor. Diyarbakır'dan Güneydoğu'daki birçok şehir ve kasabaya kadar bu yayılmış vaziyette ve karşılıklı sızmalar, bir takım etkileşimlerden büyük bir ihtimalle bir takım istihbari bilgiler var. Onun mesajını veriyor. Fakat bu mesajı verirken ben iletişim anlamında konuya bağlarsam çok sert. Devletten devleti iletişim söylüyorum. Elbette. Işte, yani Suriye'den Türkiye'ye bir terör provokasyonu olacaksa ona bağırmak lazım. Tabii ama bunu herkes mesela istiyorsun. Biraz evvel, ama devletlere hitap ederken böyle biraz sert, yani zaten bu devlet temsilcileriyle görüşüyorsunuz ve bunlara gerekli mesajları her kanalda veriyorsunuz. Büyük bir ihtimalle kapılar kapalıyken kavga da edebilirsiniz. Evet. Belli konuları anlaşamazsınız. Bunları çok sert biçimde belli notalarla, üstü örtülü bilgilendirmelerle, müttefiklerinizle ve diğer unsurlarla paylaşırsınız. Savaşan aktörler bile bunu yapıyorlar. Diplomasi hiçbir zaman ölmez. Savaşan aktörler bile müzakere ederler. Bunu böyle düşünmek lazım. Mesele bizim en başta yaptığımız konuşmaya dönüyor. Yani kamuoyu önünde kendi kamuoyunuza ve yabancı kamuoylarına vermek istediğiniz mesajı doğru sertlikte, doğru zamanlamayla ve doğru dozajda veriyor musunuz, vermiyor musunuz meselesi. Bu türde mesajlar büyük bir ihtimalle içeride zaman zaman pozitif, milliyetçi, duygusal etkiler yaratıyor olabilir ki Putin de bunu çok seviyor. Evet. Sürekli olarak yapıyor. O yüzden bir türlü normalleşmiyor. Ama bu bizi olumlu, bardağın dolu tarafına baktıracak yöne doğru çekmiyor. Sıkıntımız bu. Ben Sayın Başbakan'ın konuşmasını bu anlamda hani biraz daha dikkatli yapabilir mi diye düşünmüyor değilim. Elbette eğer PYD unsurlarından Türkiye sınırını aşıp Türkiye'ye yönelik bir terör saldırısı olacak ise. Zaten ya PYD'den gelir saldırı ya IŞİD'den evet, gelir. Buna cevap daha doğrusu ya IŞİD'den yani, ya PYD'den. Evet. Buna müttefikleriniz de sizi destekleyecek. Mücadeleyi birlikte yönetiyorsunuz. Neden İncirlik'te 5 ülkenin uçakları, askeri birlikleri var? Neden istihbarat paylaşıyorsunuz? Neden bu operasyonları yapıyorsunuz? Bu soruların cevapları basit değil, daha kapsamlı ve Türkiye'nin algıladığı ya da en başta konuştuğumuz konu gene sadece ve sadece Esad yönetimiyle mücadele, Rusya'yı dengeleme meselesi de değil. Doğrudan doğruya PYD ile bölgedeki tüm terör unsurlarıyla mücadeleyle ilgilintili. O zaman bizim çıkarlarımızı bu tablonun bu şeklin altına koymamız gerekecek ve bunu anlatmamız evet. gerekecektir diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'dan enteresan sesler geliyor. Evet. Bir taraftan haklı olarak biz Amerika'yı Rusya karşısında pasif, caydırıcı bir tavır almıyor diye eleştiriyoruz. Öbür taraftan da mesela bir Clinton çıkıyor. Geçen yıl Obama Sovyetler Birliği'ni tekrar kurmaya çalışıyor falan diye konuşmalar yaptı. 2 gün önce Amerika NATO Avrupa Kuvvetleri Kumandanı General Breedlove, gerekirse Rusya'yla savaşırız. Rusya askeri ve askeri teknolojideki üstünlüğüyle Avrupa'yı baskı altına aldı diye bir laf dedi. Evet. Bu bir generalin aklına gelip söylediği bir söz mü? Ciddiye alınmalı. Bana kalırsa bu da caydırıcılık içeren bir şey. Yani Amerika'nın evet yani farkında. Amerika'da birçok kesim aslında Rusya'nın yayılmacılık peşinde koştuğunu, eski Sovyetler Birliği yeniden bir şekilde en azından bazı parçalar Rusların yaşadığı bölgeleri ele geçirmek amacı, hatta Baltıklar konusunda bile endişeler var. Ele geçirmeye çalıştığını düşünüyor. Bu doğru. İşte mesela Ermenistan konusunda da aynı şey söz konusu. Artık Ermenistan neredeyse Rusya Federasyonu'nun bir parçası haline geldi. İmzalamış olduğu gibi. Takviye etti. Oradaki askeri üslerini takviye etti. Askeri üslerinin takviyesiyle birlikte. Şimdi bu var ama bunların hepsinin farkında olmalarına rağmen bir şey yapmaya yanaşmıyorlar. Yani konuşuyorlar ama yani eyleme geçmeyecekler. Putin bunu tınmaz mı? Yani ne yazar mı der? Putin tabii ki yani bir risktir onlar açısından da. Bu bir tehdittir. Yani doğrudan doğruya saldırıya geçmeseler bile Rusya'nın bu bölgelerdeki çıkarlarını rahatsız etmek amacıyla örtülü operasyonlar yapabilirler, başka şeyler yapabilirler. Örtülü operasyonlar nedir mesela? Yani isyanlar çıkartabilirler, yeni bir takım ne bileyim Suriye'de başka grupları destekleyebilirler. Yani bunların farkındadır Ruslar da. Çünkü aynı şeyi onlar da yapıyor. Amerikan İmparatorluğu da Ruslar da bu işin ustası zaten. Ustası. KGB yani, ve CIA. Yani aslında yani genel olarak bütün devletler bu işin ustasıdır. Bir devlet olmanın önemli özelliklerinden bir tanesi de bu tür örtülü operasyonları yapmaktır. Yani bunları da yaparlar ve bundan da rahatsızlık duyacaklardır Ruslar. Onun için bu verilen mesajlar sadece söyleniyor diye algılanmayacaktır. Ama
kullanım değeri var mı dersiniz? Yani bunu hemen siyasete tahvil edebilir misiniz? Tamam artık Amerika uyandı Amerika, falan. Rusya'nın karşısında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi duracak, bir blok halinde çıkacak diye der misiniz? Bana kalırsa bunu söylemek için çok erken. O kadar. Ama madalyonun bir de öbür tarafına bakalım mı? Yani ben katılıyorum. Evet. Diğer tarafında Amerikalı generalden bahsediyoruz ama bir NATO generali olarak. NATO generali tabii. Ve NATO'nun Avrupa'daki kuvvetler komutanı. Bu da verdiği mesajın diğer tarafı Rusya'nın ötesinde NATO'nun özellikle Doğu Avrupalı ve Baltık üyeleri. Bunların tehdit algısı, Rusya tehdit algısı Ukrayna olayından sonra ki Gürcistan'dan sonra başlamıştı ama Ukrayna olayından sonra Polonya dahil buna tabii ciddi biçimde yükseldi, arttı. Hatta Rusya'da kuşatılıyoruz tekrar tabii, korkusu var. Ve beklentileri özellikle Batılı müttefiklerin Amerika ile birlikte işbirliği yapmaları ve Rusya'yı çevrelemeye yeniden gündeme alması ve NATO'nun son 3 yıldır ve önümüzdeki yapılacak zirvesinin gündem maddesinde de Rusya'nın nasıl engelleneceği, çevrileneceği ve beraberinde ortak üyelerle ve ortaklarla işbirliği zemininin nasıl yükseltileceği, NATO bunu tartışıyor artık. Böyle baktığımızda Rusya bu tartışma gittikçe ağırlık kazanırsa Türkiye'nin de ağırlığı artar değil mi? Artar tabii. Batı Türkiye'nin dünyası. Güvenlik algılısı bu anlamda bizim sınırlarımızdan yani İran, Irak, Suriye sınırından Doğu Akdeniz'den başlayaraktan neredeyse Baltık'a kadar Rusya'yı çevreleyen bir hatta NATO'nun etkinliğinin ya da varlığının arttırılması beklentisi. Şimdi burada bir anlamda gaz alma, siyasi olarak etkinlik sağlama da var. Yani ufak müttefik üyelere, NATO'nun ufak müttefiklerine güvence vermek. Merak etmeyin, arkanızda duruyoruz. Gerekirse savaşırız. NATO'nun varlık sebebi de zaten budur hatırlatması yapıyor. Ama diğer tarafta ikinci boyutta da tabii Rusya'ya bir mesaj veriyor. Elbette bu bugünden yarına iki taraf karşılıklı olarak savaşacaklar. Birbirlerinin ne diyelim askeri olarak boğazına sarılacaklar anlamına gelmiyor. Benzeri karşılığı da Rusya Baltık kıyısından başlayıp Karadeniz hattını artık Akdeniz'de de ne diyelim bir takım uçuşlar yapıyor. Gözleme görevleri yapmaya başladı. Yoğun biçimde istihbarat topluyor. Bunlar devam ediyor. Ve bu savaş bu şekilde yürüyecek. İkinci bir boyutu var. Belki hocanın söylediği üstü örtülü operasyonlarla da bağlantılı. Siber alanda yoğun bir savaş var. Ve NATO ilk defa konseptini değiştiriyor. Yani NATO şimdiye kadar siber savunma üzerine yapılanmış bir örgütlenmeyken şimdi ilk defa siber saldırıyı da dikkate alan bir altyapı kurma üzerinde tartışmaya başlıyor. Yani bu şu mu demek? Gazeteci olarak ben işin flaşı nasıl çıkar onu başlık altı manşet altı nasıl yazar? NATO gerektiğinde siber saldırı mı yapacak? Saldırı yapabilir. İmkan ve kabiliyetleri elde etmek üzere önümüzdeki çok zirvede enteresan. Gündemini alacak. O 3. Dünya Savaşı siber olacak. Büyük bir ihtimalle. Şimdi şöyle düşünün. Şimdiye kadar NATO bir savunma örgütlenmesiydi. Ve NATO'nun imkan ve kabiliyetleri üye ülkelerin imkan ve kabiliyetleriydi. Bu özellikle siber gibi yeni alanlarda, yeni güvenlik alanlarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi birkaç büyük aktörün teknolojik ağırlığıyla yürüyordu bu. Almanya dahil? Almanya nispeten bunda vardı. Nispeten mi? Ama şimdi oyuna büyük bir ihtimalle savunma kabiliyetlerinin şimdiye kadar bilinmiyor bunlar. Mesela Amerika'nın siber saldırı imkan ve kabiliyetleri nedir? Bu kapalı gizli bir bilgi. Şimdi NATO ile Amerika'nın imkanını ve kabiliyetlerini paylaşıp unsurların tamamını sadece savunma değil, gerektiğinde saldırı yapabilecek kapasiteye çevirmeye yönünde bir takım girişimler ve atılımlar var. Bu gerçekleşirse NATO'nun siber saldırı imkan ve kabiliyetini biz de kazanacağız. Öngörülen evet. O. Şimdi zaten NATO üyesi olarak bizim siber zaten savunma imkan ve kabiliyetlerimizi yükseltiyorlar. Türkiye'de biliyorsunuz siber ordunun kurulması, başına bir tür generalin getirilmesi, bilişim sektörünün sadece izleme, takip, sapelerden çıkıp bir program yapalım. Bu siber saldırı çok enteresan. Biraz Yıldız Savaşları'na da benzedi. NATO konseptine girecek. Şimdiye kadar NATO bir savunma örgütlenmesiydi. İlk defa siber alanda saldırı yapabilecek bir örgütlenmeye doğru gidecek önümüzdeki zirvede. Siz ne diyorsunuz bu siber saldırı? Birdenbire benim ilgimi çekti. Ben size şeyi soracağım. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan Amerikan başkanıyla görüştü telefon görüşmesinde. Amerikan başkanı Türkiye'yi memnun edecek bir söz söyledi. Yani IŞİD'in PYD'nin yeni alan kazanmaması konusunda uyardı. Ama arkasından Amerika'dan yapılan açıklamada da PYD bizim müttefikimizdir demeye de devam ettiler. Evet. Onu soracaktım. Amerika niye bunda bu kadar ısrar ediyor diye. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin bir yazısında bunu sanıyorum içeriden aldığı bilgilerle. Abdülkadir Selvi yani zamanımızda en önde gelen gazeteci çalışması yapan bir yazar. Evet. Evet. Yani Abdülkadir Selvi bu konuda yazdı. 2 saat içerisinde bu metnin değiştirdiğini söyledi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine mutabakata vardıkları metnin bu olmadığını
Ama o metnin 2 saat içerisinde Amerika tarafından değiştirip farklı bir şekilde servise sokulduğunu söyledi. Tabii bu çok rahatsız edici bir şey. Müttefikler arasında olmaması evet. gerekli olan bir şey. Ama tabii bir gerçeklik yani Amerikalıların böyle şeyler yapabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Almanya'ya bile yapıyorlar. Şimdi. Aynen bunları Almanya yapıyorlar. Yani Merkel'e bile yapıyorlar. Almanya'yı dinleyen, Fransa'yı dinleyen evet. ve bizi dinleyen bir devletin bu konuda yani çıkarlarının kendi içerisinde uyuşmadığı anda onu uyuşur hale getirip de ondan sonra kendi açıklamasını farklı bir şekilde servise sokmasını yani normal karşılamamız gerekiyor bana kalırsa. Burada zaten mesele aslında hani o konuda mutabakata varılıp varılmaması meselesi değil. Önemli olan Türkiye'nin en üst düzeyde bunu karşı tarafa, muhataplarına iletiyor olması. Şu anki şartlar böyle bir şeye müsait değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi askerim ölmesin, Kürtler ölsün diye baktığı için maalesef ki IŞİD'e karşı olan mücadelede en etkin ortak olarak onları görüyor. Diğer muhalif unsurlar Amerika var ama şunu da yapar, kullanır. IŞİD bittikten sonra o kaldırır. Daha önce yaptı zaten. Yani daha önce başlarına geldi bu tür olaylar. Barzani kaç defa yüzüstü bıraktı. Evet, maalesef ki öyle. Yani bundan sonra da olabilir. Ama yani bence bunu ve benzeri olayları Türkiye'nin çok dikkate alması, evet. Amerika ile olan ilişkilerinde, dünya ile olan ilişkilerinde hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu siber savaşın gittikçe önem kazanması çok hızlı bir trend mi? Yani böyle birkaç sene sonra bir de bakacağız ki böyle ciddi siber işler oluyor. Şu anda da oluyor. Şu anda oluyor değil mi? Şu anda da oluyor. Bir de şey düşünün. Yani ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdiğim zaman aşağı yukarı CNN'in binası kadar bir bina bilgisayar merkeziydi ve orada 64 kilobaytlık bir şey vardı. Bilgisayar vardı. Biz tak 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 makinalarla basardık ki ben çok başarılı değildim. Programlama dilleri falan olurdu. Götürürdünüz yapardınız. 30-40 yıl içerisinde onun binlerce kez güçlüsü şu an cep telefonunun içinde var. Evet. Yani, evet. yani bu hızlı düşünecek olursanız bina büyüklüğündeki bilgisayar binlerce kat güçlüsü şu bilgisayarın telefonlarımızın içinde var. Yani ne, bu hızı düşünecek olursanız bence Türkiye'nin de NATO'nun da bir an önce tedbir alması çok hele gerekli. NATO Rusya'ya siber saldırı yapabilecek imkan ve kabiliyeti kazanırsa yapar demiyorum ama bu muazzam caydırıcı olur. Veya yeni bir böyle nükleer silahlanma yarışı. Zaten gibi. Eğer siber alanı kontrol edebilirseniz nükleer saldırı diye bir şeyin herhalde kalmaz. Olması söz konusu değil. Kalmaz. Yani çünkü o zaman havada yok edebilirsiniz. NATO'nun şimdi Estonya'da bir nükleer, bir siber güvenlik merkezi var. Estonya'da. Estonya'da kuruldu. NATO'da tam yerini bulmuş. Rusya'nın burnu dibinde. Biliyorsunuz Ruslar ilk saldırı denemesini Estonya'ya yaptılar. Bilmiyorum yok. Tabii. Bu çok iyi bir örnek, çok meşhur bir örnek. Estonya'nın sistemini çökerttiler. Estonya üzerinde kendi güç gösterilerini yapmak ve Avrupalı müttefiklere Baltık Cumhuriyetlerini yanınıza çekmenizin önüne geçebilecek bir takım araçlar, imkanlarımız var. Nasıl kullanırızı gösterelim dedikten sonra en iyi araç, kullandıkları araç Estonya'ydı. Estonya'nın sistemini çökerttiler ve Estonya NATO üyesi olduktan sonra siber güvenlik mükemmeliyet merkezini kurdu. Mesela Türkiye'de terörizmle mücadele mükemmeliyet merkezi vardır. Her ülke kendi... NATO'nun mu bu? NATO'nun. NATO'nun. Tabii. Türkiye tarafından yürütülür. Bu özellikle konseptlerin geliştirilmesi, doktrinlerin geliştirilmesi ve bu anlamda üye ülkelerin eğitimlerinin yapılması dahil her boyutuyla çalışır. Türkiye bu anlamda terörizmle mücadele mükemmeliyet merkezini başarıyla yönetiyor. Estonya bunu yürütüyor. Türkiye'nin o teknik personel kapasitesi var yani. Var tabii, olmaz olur mu? Yani sibernetik biliminde Türkiye'nin yerini soruyor. Var tabii. Türkiye bu anlamda sektöre, sisteme girmiş aktörlerden bir tanesi. Özellikle son dönemde daha etkin halde çalışıyoruz ve bu anlamda uluslararası alanı yakalamakta daha etkiliyiz. Örneğin Rusya bu uçak düşürme olayından sonra 2 gün yoğun saldırılar düzenledi Türkiye'ye. Evet. Banka sektörüne ve Rusya düzenledi değil mi? Dikkat ederseniz bunu itiraf Türkiye kaldırdı. Ve evet. sistemimiz çökmedi. Yavaşlamalarla karşı karşıya kaldık ama Türkiye bunu atlatmayı başardı, becerdi. Yani bu anlamda bir altyapımız var. Fakat tabii son dönemde içeride yaşanan bu cadı avlarının o alanı da etkilediğini söyleyebilirim size. Evet. Yani biraz bardağın boş tarafını ben de görmeye başladım. O kadar da kendimizi, dolu tarafını kendimizi de o kadar güçsüz görmüyoruz. Yani sibernetikte bu kadar güçlü bir Türkiye herhalde. Evet. İyimser olmamız için de sebepler var diyerek programımızı kapatıyoruz. Her iki konuğumuza da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta aynı saatte tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.